Hoş geldin oğlum. Çayını koyuyorum. Afiyet olsun. Var mı bir terslik? Yok baba. Baban bugün şu köşedeki dükkana bakmaya gidecek. Aklına yattı. Çıkıyoruz. İyi, güzel. Lanet olsun evlerine de dükkanlarına da diyor. Haklı. Boşuna vakit kaybediyoruz. Ben de bugün buralarda gidip ev bakacağım. Afiyet olsun. Sağ ol. Sizin de gözünüz tabelalarda olsun, değil mi? Özellikle sahibinden kiralıklara bakın. Bakarız. Anne, bankadaki tüm paramı çektim. 4 yıldır biriktiriyordum. 28.000 lira var burada. Niye çektin oğlum? Dursun. Kuzey'e verdim. Ne diyorsun sen? Anne lütfen. Ben verirsem kabul etmez şimdi. Sen biriktirdin falan dersin. Hadi al. Benden de almasın. Ya borç verdim dersin. Kendisini toplayınca da vermesini söylersin. Ali ile bir iş kurarlar belki. Oğlum sen bu parayı master için biriktirdin. Hani yurt dışına gidecektin? Ya ben burs falan bulurum belki. Biriktiririm. Anne ısrar etme lütfen. Al götür bugün ver. İçim rahat etmeyecek başka türlü. Peki. Baban görmesin. Bir çay daha ister misin sen? İstemez, sağ ol. Yeminle dükkanda bunun gerçeği 12.000 lira Gülten abla. $100'a 12.000 liralık saati alıyorsun. Ama çok pahalı. İn acık daha. Bak Cemre'ye de alacağım. Ya sen beğen, toplamında bir şeyler yaparız. Her zaman yapmıyor muyuz? Konudaki nasıl, memnun musun? Memnunum da. Heh, işte al bunları da güle güle tak kullan. $150'a bırakırım ikisini. 150 lira. Abla ne yaptın sen ya? Öyle. Benim gibi her ay bir saat alan var mı senden? Yok. Ayılana bayılana, küsene kavuşana, ayrılana barışana. Gel ablacığım, gel ablacığım. Nikah tazeletir bunlar. Mücevher bunlar, mücevher. Ablacığım şu takımdan bir tane al, eniştemi sevindir. Gel ablacığım, yok, yok, gel ablacığım, nikah tazeli... Yok böyle bir fiyat. Gel anne. Ayılana bayılana, küsene barışana, ayrılana kavuşana. Gel ablacığım. Ercan gel devam et. Ayılana gel. Bayılana, küsene barışana, ayrılana darılana. Hoş bulduk ya. Ablacığım, gel ablacığım, nikah tazelidir bunlar abla. Gel. Yenge. Yenge. Şimdi size uğradım Ali. Kuzey açmadı. Uyudur diye ben de fazla çalmadım kapıyı. Yok yok, çıkmış o. Aradı beni. Bir iş mi varmış? Zaten birkaç gündür bir işler kavuluyor. Yurt dışına mı gidecek? Ne yapacaksa artık? Ya. Bilmiyorum valla. Ali. Ben sana bir şey vereceğim. Bu ne teyzeciğim? Kuzey için biriktirdim ben bunu. Ver ona. Bir şeyler yapsın işte. Kaç para var burada? 20.000 lira. Bir şeyler yapsın işte bununla. İş mi kuracak? Yurt dışına mı gidecek? Anladım. Artık kalsın diyemiyorum. Tamam, veririm ben. Burada nerede saklayacaksın parayı oğlum? Merak etme, bir şey olmaz. Hallederim ben. Tamam yavrum. Hayırlı işler yavrum. Sağ olun. Selamlar sana hocam. Seviyorum. Haber ver değil mi yavrum? Tamam. Ben onunla konuşurum. Siz de halledin. Gülten abla, uğramıyorsun bana. Gülten abla merhaba. Merhaba, hayırlı işler. Eyvallah. Gülten Hanım. Gülten Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Vallahi iyiyim demek adet olmuş. Sizde ne var ne yok?
Cemre nasıl? İyi. Reklamlarda oynayacak. Ajanstan aramışlar, fotoğraflarını görmüşler, çok beğenmişler falan. Valla bilmiyorum. Hayırlısı diyorum ben. İnşallah. Zaten bu evlilik kararı o kadar erken alınmış bir karardı ki. Şimdi ikisi de bir yolunda ilerlesin bakalım, yolunu çizsin diye düşünüyorum. Güney ile Cemre ayrıldılar mı? Ayrıldılar. Duydukları yüzünden mi? Yetmez mi? Ama ben Cemre ile konuştum. Yemin ederim Güney'in hiçbir suçu yok. Yani olur mu öyle şey canım? Yani nasıl suçu yok ya? Yani Cemre öyle söylemiyor ama. Kuzey içkili kullanmasın diye geçti direksiyona. Kardeşini korumak isterken yaptı kazayı. Bilerek karıncayı bile incitmez benim oğlum. Güney mi yaptı o kazayı? Ha, inanmıyorum. İnanmıyorum. Gülten Hanım. Bir de bana onu savunuyordun ya. Böyle bir adam bana savunuyordun ya. Anne ben de yeni öğrendim. Ne kadar sinsiymiş, ne kadar bencilmiş ya. İnsan böyle bir yalanı yıllarca nasıl saklar? Kardeşini nasıl ortaya atar? Kuzey suçu kendi üstlenmiş. Bak bir de savunmuyorum diyor ya. Ya anne benim de dengem alt üst oldu. Ben de bir dur dedim, kim bu dedim. Niye benden sakladı dedim. Ama sonra düşününce de... Düşünme. Düşünme artık. Güney Güney düşünme. O yüzük parmaktan çıkmadı mı? Çıktı. Tamam bitti. Allah'ın sevgili kuluymuşsun da bu iş kapandı. Ama çok acı çekiyorum anne. Sen gözünün önündekini seviyorsun yavrum benim. Bak bakayım bana. Bana bak. O akıttığın gözyaşlarının bir damlası için dünyayı ayağa kaldırırım ben, biliyor musun sen? Güney davası bitti Cemre. Hayır gelmez o adamdan. Ya yarın öbür gün sana aynı kazığı atmayacağı ne malum ha? Kardeşi ya, kardeşi daha ötesi var mı? O bir şey yapmamış ama. Ben anlamam. Eğer her şeye rağmen tutar da gene o adama gidersen vallahi senden de ümidi keserim artık ha. Sakın kararından dönme. Sakın özleme. Bak sen çok yeni bir hayata adım atıyorsun artık Cemre. İnşallah yolun çok açık olacak. Barış Bey aradı bugün. Biraz önce işte. Ne dedi? Reklam için beni seçmişler. Seni mi seçmişler? Ay bayılıvereceğim Cemre. Allah aşkına ağlamadan doğru düzgün anlat şunu bana. Reklamın yüzü sen oldun dedi. Cemre. 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 Cemre ne diyorsun kızım? Ay, ne diyorsun sen? Ay canım benim.